Yani esas soru buydu. Rafael Dos sökebilecek mi yerden ve dördüncü derece siyah kuşak Cici Susunu konuşturabilecek mi fiziğe ve karşı? Konuşturamadı. Konuşturamadı. Kanır çok belirleyici olacak bu arada fisiklette. Yani bir dönsün de bir kartlar dağıtılsın evet, artık. Evet neler olacak ama. Bu olsa çok güzel olacak. Charles Oliveira İslam'la yapıyor. İslam'ı yeniyor ya da yenmiyor. Ama yeniyor. Güzel bir o senaryo gitsin. Ha. Ve Habib Ha, ha, zaten bunu kendi ha, ifade etti ha, yani. Ha, evet, evet, evet. Ve Habib geliyor sonra. Hmm. Sen benim kardeşimi dövdün diye. GSP bu Eyman Zabiha şey demiş. Mars'tan sonra dedi. Yani hiç risk alma. Kontrollü dövüş. Bu Mars senin demiş. Tam olarak bunu yaptı. Night Digital'de Pound for Pound bayram özel programına hoş geldiniz. Bayramda biz buradayız ee, bazıları yok Arda Tümer burada yürek koydu ee, Vallahi bayram bayadır, bayram dinlemedin geldim buraya. Bayağıdır yoktum ben. Bayağıdır yoktun. Evet e, sorumluluk hissettim yani. Yani iyi yaptın yoksa evet. Pound for Pound olmayacaktı yani tek başıma oturup böyle evet, bir şey yapamam yani. Zaten hani programdan evvel de konuşuyorduk sanki biraz böyle. Fight Digital'ın mavi yakalıları bizleriz de Doğan'la Recep biraz beyaz yakalısı mı acaba diye ama. <laughs> hayır ya ben o tartışmaya çok girmek istemem ama e, yoklar. Yani yoklar sanki yani. hayır şöyle şimdi 3 hafta 4 haftadan beri yoktum ben. Bu Hı. arada yani yine işimin çok yoğun olduğu bir döneme geldi. Yine e, mavi yakalı olduğun için. Evet. E, ama sanki böyle hani Recep bilmiyorum hani pay per view'lara geliyor. Sadece İstanbul'a pay per view'lar için geliyor da gidiyor hani öyle bir. O kadar yoğun bir şey gibi ee, hmm. sanki ama neyse ya şimdi Fight Digital'da da çatışması çatışması <laughs> yaratmayalım. Yani Doğan Ankara'ya gitti biliyoruz ama Recep nereye gitti hmm. bilmiyoruz mesela hani öyle bir durumda var. Evet. Recep nerede bilmiyoruz. Ee, Recep'i görenler <gülüyor> <gülüyor> Fight Digital hesabına DM'den e, e, bize de haber verebilirler diye. Geçen Gökçe ile çünkü MMA Klinik yaptık. Ona da katılacaktı. son anda katılmadı vesaire falan. Öyle mi? Hmm. Yani bilmiyorum. Gökçe de tepkili diyorsun. Ya bilmiyorum Gökçe tepkili mi ama Gökçe benle sohbet ettiği ba için bayram, bence çok tepkili değil böyle. bayram özel karıştıralım biraz yani. Hani evet ayda bir. Ya bu da mesela ayrı bir konu. Çünkü o en son MMA kliniğe ben işte konuk oldum Gökçe'yle bayağı sohbet ettik. İşte ilk 20 dakika bayağı bir sohbet ettik. İşte Gökçe'nin eski futbol kariyerinden İsveç'te 4. ligde maç yapmışlar. Allah Allah. İşte ben biraz sinema-minama muhabbet ettik böyle. Ya çok güzel sohbet olmuş baştaki sohbet çok hoş diyen de var. Ya abi oraları bir artık boş mu verseniz diyen de var. Başka hani bir program işte galiba mı yapsanız. izleyenler ayrılıyor e, bu konuda. Ayrılıyor, ayrılıyor. Ben ya. benim yani ben izleyici olsam hoşuma giderdi. Ben o yüzden biraz böyle başlangıçlarda biraz şey hani konu dışı sohbet hoşuma gidiyor. Başka programlarda da dinlemek de hoşuma gidiyor. Ha, o yüzden şey Vim. yapıyorum ama tabii farklı iki görüşte olabilir. Yani o belki podcastte daha çok uyuyor sanki Hı. yani öyle serbest satış gibi. Nasıl geçirdin bayramı mesela? Ben mi? Evet. Üçüncü Vim, günündeyiz gerçekten. Wimbledon. Wimbledon. Değil mi? Anlattık tabii program yaptık. Tabii dün dün final vardı. Ee, evet iki haftadır bayağı yordu yani Wimbledon'da. Hafta sonu da kart biraz yordu açıkçası. Ee, yordu derken uyuyamadım hiç. Öyle girdim Hı. yayına falan. Yayına Hı. giremedim <laughs> bu arada Hı. öyle bir durum oldu. Ee, onu bir anlatayım ben. Hani izleyiciler de merak ediyor olabilir. Ee, kameraya dönüyorum şu anda. Hı -hı. Ee, uyuyamadım. Kanala geldim. <laughs> ee, saat 3 sularında. Hani merak edenler de oluyor. Alt kart hani bazen story paylaşıyorum. Alt kart gözüküyor falan. Hı -hı. Alt kart geliyor bize hani uydudan Hı -hı. aynı e, feed'den geldiği için ama bizim onu yayınlama hakkımız yok. Hani onu Hı -hı. bir kesinleştirelim ve onu bir söylemiş olayım. Dolayısıyla alt kart çünkü onun hakkı ESPN Plus'ta değil mi? Onu yayınlıyorlar Yok, şeyim. biz sadece ha. ana kartı anlaşması var. Ha Esportun. sizin anlaşmanızla. Yani Hı. geçen hafta özel bir durum oldu. PPV rica edildi. Hani bir para verildi mi bilmiyorum. Verilmiştir muhakkak. Ha. O özel bir kart olduğu için alt kartı da alındı. Yani ha, alt karta ekstra bir para vermek Hı -hı. gerekiyor tabii ki. Hı. Ama fit'te geliyor yani. Dolayısıyla ben oradan izliyorum. Hı hı. Yani <laughs> bu ayrıcalığa sahip kişi tabii, bu oluyor, yani kişi olabilir. Tabi. Neler oluyor biliyorum orada. yani, bir zahmet ol bu yani. sahip. O yüzden hani öyle bir durum oluyor. Alt kartı da hani e, hani Fight Pass'ten de izliyorum işte ama ofise gelince tabii ki o ekranda var zaten. donda abi. Evet evet. İnanılmaz bir yağmur vardı hani İstanbul'da olmayanlar i̇nanılmaz, bilmezler. İnanılmaz gerçekten. ve şey yok hiçbir sinyal alınamıyor falan sonra aradık Amerika Birleşik Devletleri'ni. <laughs> <laughs> ee, orada eee Kit'le konuştuk. Kit. Kit e, ben Kit dedi. Buyurun ne yapabilirim? <laughs> UFC'nin e, işte bu yayınlardan broadcast şeyden. Evet, yayından sorumlu kişi dedik. Bana da şey diyorlar yani hani e, bilgiyi veriyorlar. Ben hiçbir teknik bir bilgim yok öyle o kadar yani hani Abi diyorlar işte iki db attırsınlar yani hani yükselsinler şeyi yani <laughs> <abi>? sinyalin. Okay, <laughs> ben anlatan <abi>. kişiyim <laughs> falan. <gülüyor> Neyse arıyoruz işte kit e, baba işte sorun var sinyal bulutlar var burada fırtına ben de şey dramatize ediyorum. ya yani Burada bir fırtına var yani bulutlardan sinyal alamıyoruz. Ekran dondu falan. Dur dedi ben bir şeyler yapayım. Aynen böyle dur dedi ben bir şeyler yapayım. Birini aradı falan yükseltti başladı gene akma hmm. yayın. Sonra e, tamam gidiyoruz falan böyle yayına 10 e, dakika kala gene dondu. Gene hmm. yağmur arttı falan filan hmm. gene dondu. Ha Michael Johnson maçından önce zaten bu problem Donmuştu, vardı aynen. evet. Aynen. Sonra şeyi Keith'i aradık gene. Kit yani biz burada yapabileceğimizi yaptık. Ee, işte IMG'den Adam, Adam var onunla konuştu <laughs> böyle bir ortamdayım ben. Yok abi Yayın. biz lakim olalım ya UFC Broadcast ekibine. E, Keith tab var Adam var. Adam var yani hani <laughs> bunlar değişiyor olabilir tabii ama yani şeyi aradık sonra Amerika'dan İngiltere'ye aradık. Hmm. Bana sorular geliyor işte BT Tower'dan alabiliyor musunuz bilmem ne yok biz uydu yani <laughs> bizim uydu yani. Hani. <laughs> fiber var mı? Yok fiber yok uydu <laughs> yani. Hani neyse Adam'la konuşuyoruz Adam'da biraz zor anlaştık çünkü içine konuşan bir İngiliz, İngiliz olduğu mi? için anlaştık sonunda o da birini aradı ya yani en fazla 1 dB attırabiliriz başka da olmaz dedi Aa, bir dB'dir bir şeydir yapıştırın dedik bize gelişi iki dB <laughs> bize gelişi iki dB <laughs> neyse bir dB'de onlar yapıştırdı İngiltere'den de bir gaz aldık hmm. sonra gene akmaya başladı hmm. teşekkürler Adam falan filan e, girdim yayına başlayacağım. Dondu abi. O başta şey e, versus işareti var. <laughs> orada orada dondu, dondu aynı En iyi bir yerde dondu, dondu, yani. dondu evet. yani. evet. Orada dondu. Ya yani, ne yapalım ne edelim anlatamayacağız herhalde falan diye. Dedim bekleyelim yani yapacak dört, bir şey yok. 4-4,5 dakika beklediniz o zaman. Bekledik yani Akmaya tamam, başladı. Versus'ta gözüktüyse tabii maç başladıktan sonra 4-4.5 çünkü bir birinci yayına girdim ben. Bir dakikası kala falan bir dakika 30 saniyesi kala geri geldi. Yöre. Bir girdik arada Versus'da Hı. durdu ben Hı. o sırada dedim yani yağmur vardı falan yani o durunca benim de durmam gerekiyor Hı. haliyle. Sonra Michael Johnson'ın işte ortasında girebildik evet, Allah'tan ondan sonra şey. takılmadı yani. Hani evet. Sonra hiç gitti. sıkıntı olmadı. Aynen. Ee, ilk kez böyle bir şey yaşadık bizde. Yani yağmur hakikaten fena bir yağmur. Acayipti canım, evet. 30-40 kere şimşekler çakıyor. Hı. Yani sel zaten sel uyarısı varmış. Evet evet. Bayağı yani acayipti. Uydudan alındığı için sinyalde o bulutların arasından. Ama aldık iki diye bir oradan bir diyi bir buradan çözdük yani. Bayramın evet. o zaman senin iş gerilimli şeyine. girdik İşle doluydu. Hı. İşte UFC'nin başlangıcı da böyle oldu. Sen, sen ne yaptın bayramda? Ben, yani öbür hafta ben, artık yıllık tatilime çıkacağım bir hafta, ee, o yüzden eve yollanan bazı işler vardı. Ondan bayramda sonra. da iş. Önümüz, yani bundan önceki de işte bu programlara katılan çok yoğun bir işte şey dönemi. Hmm. Ama güzel oldu. Bir tane e, Under the Banner of Heaven diye bir dizi gelecek. Andrew Garfield'ı konuştum orada. O 7 bölümdü. Her saat, her bölüm bir saat 10 dakika. Final bölümünü de 1 saat 35 dakika yapmışlar. Hangi platform? E, Disney Plus olacak. E, Disney Mormon bir dedektifin ya. böyle Mormon ritualistik cinayet ve suçlarla şeyli böyle hani kendi mormonluğunu da keşfiyle alakalı böyle bir dedektif dizisi gibi. Mala, ilginç. Böyle şey havası var biraz. Ee, neydi o? Matthew McConaughey'nin oynadığı True Detective. Ha True, true Detective. Biraz hmm. o hava var işte. Hemen aklıma o geldi zaten sen. Evet, dinleyin. biraz Mindhunter havası da var böyle. Hmm. Böyle psikolojik gerilim dedektifli. O mormonlar Dervil bir blood. Kan Dökülecek'te hmm. de vardı hmm. galiba değil mi o? Ray. O Mormonlar Mormon mıydı? mıydı? Tam Onlar, hatırlamıyorum, ben hatırlamıyorum ama Derpy Derby The Blood zaten müthişimdir. Canım. Efsane evet. Ondan sonra e, onunla yoğun geçen, tabi başka işlerin de yanında ama ondan hem alırken zorlandım. Yani şey hı. olarak e, çok konuşması olan, çok diyaloğu olan dedektif olduğu için sorgu sual sürekli. Hı hı. Çok uzun e, diyalogları, konuşmaları olan bir karakter. Ama keyif onunla almışsın cebelleş, gibi geldi keyif bana. Aldım. Hı hı. Ondan sonra e, iş, iş dışında da hani şey, e, öneri açısından The Bear diye bir diziyi bitirdim. O güzeldi. Chicago'da yeni bir restoran açan bir adamın e, hikayesi böyle Onun aileyle Onun ben fragmanına alakalı. baktım, sen gönderdin Klas, tam böyle Chicago dizisi. 30 dakikalık, hap gibi. 8 bölüm falan. Böyle bayramda onu şey yaptım. Evet. Bir de Aşkar Farhadi'nin e, Kahramanı Mubi'ye gelmiş. Ben bu bir reklamı mi? gibi şey platform reklamı yapıyorum. Kahramanı ben de izledim galiba ya. Ee, Eski değil mi Kahraman? Geçen senenin ha. işte şey festival filmlerinden o Mubi'ye gelmiş onu izledim. Evet. Yine klasik bir şey filmi. fark adi filme hakikaten. Ben de birini bir şeye sarınca oradan devam ediyorum. Boys Hı. Her hafta bekliyorum. Cuma günleri geliyor Aa, işte. Ha. The Boys'u izlemeyenler ha, Boys izlesinler. Boys'u izledik yani. ya. Boys bitti. Hı -hı. Seyircilere de söyleyelim. Evet evet. Boys güzeldi. Ha, üçüncü o sezon da... 8'de ha. mi bitti? Bitti yani evet, şu an. Evet evet. Boys harika ya. Boys'un üçüncü sezonu gerçekten şey. Ve abi o Homelander ne güzel oynuyor ya. Müthiş bir karakter. Değil mi? Evet aynen. Bir de şeye başladım. The Terminal List. Ha o nasıl? Prime'da. Ha. İki bölüm dayanabilenler çok güzel sahneler görecekler. Ha. Çatışma sahneleri falan. Ha. Bayağı iyi. Yani Hı. gruba da yazdım. Heat. Heat Bilmeyenler bari. bunları not alsınlar. Tabii, Heat'teki tabii. bu işte e, direkt sokak çatışması var Hı -hı. ya yani hani bayağı sert. Evet. Ona benzer bir bölümü var falan. Güzel Hı -hı. hoşuma gitti yani. Evet, e, evet. sinemadan haberler ve <laughs> bu şekilde çeşitli platformlarda çeşitli hareketlenmeler var. <laughs> e, kesinlikle bunları sponsor olsunlar diye yapmıyoruz yani. Hani sevdiğimiz için yapıyoruz yok, ama canım. olurlarsa da niye olmasınlar? Yok, ya? Olsunlar <laughs> yani. E, karta geçelim. E, yukarıdan başlıyorum. Rafael Fiziev Rafael Dosanjos, ee, sen program başında bir tartışma başlattın aramızda kesinlikle çözemediğimiz. Hmm. Bu adamın ismi neden Rafael diye. Ha evet ee, ya. Yani bilen Azerbaycan'dan da izleyen izleyicilerimiz var. Biliyoruz aşağıda yazıyorsunuz. Çok da teşekkür ediyoruz tabii ki. Yazmaya devam edin. Sizin yani ekstra bilginiz varsa rica ederim Azeri izleyicilerimiz. Yani an değil. ben annesi Rus babası Azerbay A Azeri dedin sen yayında ama Kırgızistan'da Azer babası Azer Azeri Aha. yani Arası. Rafael şimdi Ruslarda da düşünüyorum e zaten Müslüman yani Müslüman hayatlı evet, onun ee, de tartıştık Fiziv diyorlar Fizi Ben onu kesinlikle anlamadım Ben de, yani. de anlamadım yani, yani Fiziv diyor U UFC şeyleri U UFC kadrosu ama şaşmıyor hepsi ha. Fiziv diyor Hı -hı. ama yani bunun fiziev. okunuşu bizde Fiziyev yani, yani Fiziyev ben o yüzden mesela tamam. şey yani o Telaffuzlarda özenliler tabii ki. Hani öyle lakayt bir durum yok üyesi ama bildikleri bir şey var mı? Bildikleri şeyi ben bilmiyorum. Dolayısıyla benim için Fiziyev kendisi e, ve Fiziyev demeye devam edeceğim. Fiziif diyemiyorum yani. Hani çünkü e, hani baktığımda biraz da araştırdığımda yani Fizievo o. <gülüyor> yapacak, <gülüyor> yapacak bir şeyim yok. Yani çünkü <laughs> elimde ekstra bir bilgi yok şu anda. Eee UFC bizimle paylaşırsa neden bu Fiziyif e, deniyor buna? <laughs> Bilmiyorum. Ee, dolayısıyla biz Fiziyev demeye devam edelim kendisine. Ee, bir bilgisi olan da e, paylaşırsa hafta söyleriz. Şöyle bir hani şu an tamamen aklıma geldi sessiz düşünüyorum. Ee, Rus şeyinde veya onların dili veya yani Rafael ve sormuşlardır bence. Onlar biraz daha Rus aksanlı Fiziyev Fiziyev falan diye konu söylüyorlardır ya. Hı hı. Onu ona yakın söylemeye mi çalışıyorlar acaba? Yani UFC'deki e, sunucuların acaba böyle mi bir e, data geliyor da onu mu yapmaya çalışıyorlar? Olabilir. Ama yani başka evli biten şey de Molay'a işte ne bileyim. Evet. Kovalev her türlü o şeyleri öyle söylüyorlar. Ya, muhakkak Rafael Fiziev'e sormuşlardır. Muhtemelen Kesin öyle oluyordur oluyor. değil mi? Yani ya? zaten şeyde de mesela teniste de ATP'nin sitesinde WTA'nın sitesinde e, hani bir tane hoparlör tuşu var. Oraya basıyorsun. Oyuncunun kendi ismini hmm. kendi söyleyişi geliyor. Hmm. Hani fiziğe ve de sormuşlardır ama hani sen de zaten hani bu seslendirme işindesin. Hani ben de bir sürü spor medya vesaire. Hani ben bu var. isim söyleme, ismi doğru söyleme önemli bir şey. Tabii. Ee, ama yani hani ben haberde haber departmanında da bulundum. Hani yazdım da okudum da. Oradaki yani genel tartışma abi oradaki ses e, i ile e arası olabilir. Mesela hmm. Sen ama bunu çıkarmaya çalışırsan hani Türkçe bir program yaptığımızı düşünelim. Hani eleştiriliyoruz ara ara tabii. Ne bu İngilizce konuşuyorsunuz diye. Bazı hmm. şeylerin İngilizce Türkçesi yok maalesef. Hmm. Ama yani e, burada o dilde ya da Fransızca olsun diye hani daha net olsun diye. O dilde o ses çıkarabiliyor olabilirsin sen bir Türk olarak. Yani Türkçe konuşan biri olarak. Ama onu Fransızca gibi söylememen lazım. Kulak tırmalar. Tırmalıyor çünkü yani hani, Şeyin önüne geçer. Anlatının önüne geçecek bir şey oluştur unsur oluşturabilir. Evet. Türkçeye yakın oradaki ses neyse onu kullanman Hı -hı. lazım. Yani orada fiziev. Oradaki e hani çok kapalı söylüyor olabilir, Hı -hı. yok oluyor olabilir hani kendisi Hı -hı. söylerken. Ama orada bir e var. Hı -hı. O eyi söylemek biz bizim dilimiz açısından söylemek durumundayız yani. Hani bunu Amerikalılar niye böyle yapıyor? Onlar da çünkü söyleyebiliyorlar yani fiziev diyebilirler onlar onlarda. Hı -hı. Ama bildikleri belki bir şey vardır, bilemiyorum. Onu biz bilmediğimiz için fizyev olarak bizde devam edecek. Çünkü buraya girersen aynı şekilde söylemeye çalışmaya çıkamaz. Çıkamazsın. Portekizce diye bir dil var abi. Senin bir tak yapın, onu o sesleri Değil çıkaramıyor de. yani. Hani, dolayısıyla Ay, sen çıkarabiliyor olsan dahi. Hmm. Sen bunu yayında yapsan senin e, dinleyicin, izleyicin hani e, bu ülkenin izleyicisi dinleyicisi dolayısıyla evet, yani, kulak tırmalayacak ve şeye olan dövüşün kendisine olan dikkati de bence şey yapılacağını o yüzden böyle en sade en olur hem düzgün telaffuz ama hem de aşırı dikkat çekmeden bence bence kriter biraz o ya Hı -hı. Ö, yani ben o gibi o, o olmalı. Tabii bence. tabii o yüzden diyorum yani Türkçe sesini çıkarman lazım Hı -hı. o harfin bir sesi var Hı -hı. Türkçe'de onu çıkarmak lazım. Ee, aşağıda Kayu Bohayo'ya ayrıca geliriz. Bohayo. tabii ki yani. <laughs> evet maça gelelim. <laughs> Taş gibi maç oldu güzel hakikaten. Güzel maç oldu. Ee, beşinci rauntta e, güzel bir sol kroşeyle yakaladı e, Fiziev. Dosanjos'u. Alco erken diye tweet atmış yazı o yazmış Alakası yok falan. bence ya. İkinci yerdeki vuruştan sonra gözler böyle. Gitti. Onu görmedi herhalde. E, Dosanjos da bir şey demedi zaten. Tabii, yani tabii. Alco biraz mikserlik yapmış orada bence. Hızlı geldi e, RDA geri de o <laughs> yerdeki vuruştan sonra çok belirgin yani hakem zaten o gözleri böyle tavanda görünce. ...zaten direkt şey yapıyor. Hamle hmm. yapıyor. Bence de çok doğru. Sıkıntı yok. Bence yani diyoruz... Yok. ...dövüşçünün gereksiz hasar almasına... ...lüzum yok orada yani. yani e yok o gözler... ...gittikten sonra... Gitti. E, Dosanjos da yapmış. yani öyle bitirilen bir dövüşçü değil. Bu üçüncü kez oldu bitirilişi. Kim nakavt etmişti? Edi Alvarez. Edi Alvarez bir... Galiba. Zaten tek, kemeri almıştı o şekilde. E, bir kişi daha yani... yani Jeremy Stevens nakaltı etmişti ha. bir de. E, bu da üçüncü oldu. Hani... Adamın 45 tane maçı var. Üçüncü kez nakat oluyor. Nakat edilmesi zor bir isim. Hı -hı. O yüzden de çok gösterişli oldu. Fizyev için ardarda arda 6 galibiyet oldu zaten. O da UFC başlangıcında bir yenildi. Ondan sonra e, yukarıya doğru gidiyor. Yani yenilmesi de nakattı tabii. Hemen notlarıma bakayım kime yenildiğini. Unuttum gene. RDA mı? Yok ha. ha, Magomed Eve yenilmiş. E, yüksek tekmeyle. Döner tekmeyle hatırlamıyorum maçı ya. Ben de hatırlamıyorum. Gerçekten. UFC'de değil zaten. UFC'de. Aa. 2019'da yenildi. Ondan Aa. sonra biridir Allah, beri Allah, de Allah. Ben de bunu hatırlamadım. Dön programdan sonra bakayım. Hı. Teknik çok iyiydi bu arada. Teknik hani daha önceki rauntlarda da eee sıçrayarak diz attı, gösterdi. Burada da diz gösteriyor, D gösterdiği dizle mesafeyi kapatıp sonra sol kroşeyi indiriyor. Yani muazzamdı açıkçası çünkü o dizi attı daha önce e, bu defa atmadı hani yarıda kesip onu adıma çevirip sonra sol kroşe bu, mükemmel tutturdu sol kroşesi çok yani nükleer ya şeyin çok bir de şey sağ apargat apargat sol e, kroşe tersini de kombinliyor evet evet apargat güzel yani çok gerçekten. her şeyi diyorsun. Fizik. E, sol kroşe sağa parkta atmıştı. Sonra terse çevirdi Tersledi onu bir kombine, yerde. Evet, Sağ evet. aparka sol kroşe attı. Evet, ya öyle yedi onu da şey. Ya şey zaten hani çok 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 etkili bir striker. Hı. Low kickler, alçak tekmeler falan gövdeye tekmeler çok etkili. Snap kicki acayip atıyor. Evet, evet. Çok acayip atıyor yani böyle uzanmadı çat diye yani o darbeyi almış oluyorsun. Çok hızlı atıyor. Hızlı atıyor. Bacakları çok kısa vücuduna göre e, hem patlayıcılık sağlıyor hem de merkez ağırlığını e, Daha şey, aşağıda noktası aşağıda olduğu için yere alınması çok zor zaten eşleşmede hep soru işareti buydu yani evet. klasik yani <laughs> aklıma bir laf geldi söylemeyeceğim söyleyeyim mi <laughs> söyle e, götü yere yakın olanları korku, korkacaksın. <laughs> Ama işte ağırlık merkezinin evet. zaten tek e, maç öncesinde hani şu anda o yüzde nereye geldi bilmiyorum çünkü iki tane tekten yedi hmm. yani. Yüzde hmm. 95.6 ile hafif sikletin en iyi tekten savunması bizi evdeydi. Ya dengesi müthiş. Ee, o işte o yere yakın olmakla alakalı bir şey yani. Hani hem o hem fiziksel özelliğinden dolayı hem tekniği de kötü değil. Çok Mesela güzel. bir yerde judo troll'a tersine çevirdi pozisyonu falan. Kuvvetli yani esas soru buydu. Rafael Dos Anjos sökebilecek mi yerden ve dördüncü derece siyah kuşak Cici Susun'u konuşturabilecek mi fiziğe ve karşı? Konuşturamadı. Konuşturamadı. Hı -hı. Ee, dolayısıyla hani ben merak ediyorum hafif sikletteki yolculuğunu. Çünkü hafif siklette gerçekten fiziğe ufak bir kütle. Ufak ufak bir adam yani. Doğru Michael Bisping'in yanında ne kadar ufak kalıyordu gördün mü? Ama şey işte kompakt tabii, bir yapısı vardı. Tabii şey yani fazla kesmiyor. Öyle aşırı şey değil. 1.73 Şimdi Dustin'leri, Justin'leri. Ve şeyi anlattık, anlattık şeyi geçen Ceylin Turner'ı anlattık. 1.91 Zaten <laughs> gelmeden aklımda vardı. Ya yani mesela Ceylin Turner gibi bir eşleşme sıkıntı yaratır bence fiziğe be. Çünkü zaten yere almaya çok, çok fazla çalışmayacak. İkisi de iyi striker. E, ulaşması zor. E, uzaktan seçebilir vuruşlarını Turner. Mesela böyle bir eşleşmede... Ya böyle bir eşleşme fiziğe bir sıkıntıya düşürebilir. Ama all around ama kendi boyunda. Işte ama şey Rafael işte, dos olsun ne bileyim Michael Chandler. Hı. Ama yani, Renato Moicano mesela uzun da ondan. Onu evet. etti. Evet. Moikano'nun boyuna bakıyorum. 1.80 uzun yani. Morkano. Ama Moikano'nun bence reach'i çok şey değil. değil Max Holloway vari bir yapısı var. Volkanovski de üstün diye Max Holloway'den boy şeyine evet. rağmen. Reach'te Volkanovski'nin üstünlüğü var Max Holloway'e. Moikano'nun da bence öyle bir fizik. Max Holloway'e yakın. Moikano'nun bir de yıprandığı bir Jalen dönemde. Jalen Turner yani hem tors bacaklar uzun, kollar çok uzun. Ya Zaten John saçmalık bence zaten. Jalen evet. Turner e, hafif siklete. 6-3 boyu. 1.90 kesiyor zaten. 3 mü saçma? oluyor? Çok saçma yani. Ee, ama 1.91 boyu. 1.91. Yani onları daha uzun bu arada. Bir çok yani, yani. Jalen Turner bence fiziğe beşlesimiz işte, ben merak ediyorum ama o hani onun dışında kim fiziğe bir şey yapabilir? İşte İslam. Mesela artık Michael Chandler falan da merak ediyorum yani gerçekten. Fiziyevin istediği kişiyi Justin Gage'i Justin değil Gage mi? istiyor. Hı -hı. Taş gibi bir maç açıkçası. Evet e, ee, fiziğe yükselmesi açısından da iyi bir Tabii eşleşme. Ee, gece kabul eder mi bilmiyorum yani hani Kanır konuşuluyor vesaire hani arada konuşuluyor. E, ee, Kanır çok belirleyici olacak bu arada fisiklette yani bir dönsün de bir kartlar dağıtılsın evet, evet, artık. Evet neler olacak ama yani işte dediğim gibi korkuyorum ben Charles Oliveira'da geçen bir çok istiyor Charles yaptığı... evet. Herkes de okey bu arada şahs kanırla karşılaşmasına işte Michael Chandler de okey verdi. O da kendi yolunu arıyor tabii. Yani Charles bununla yapsın, biz de İslamla dövüşelim diyor Michael Chandler. Ya abi yani o zaman İslam ne olacak? İşte Chandler onu istiyor. Ama İslam var. İslam da okey verdi. Hani kemer için kemer veriyorlarsa, kemer için dövüşeceksek okey diyor İslam. İslam'ı tek derdi kemer. E Charles Oliveira'ya ne verecekler? para Şars <gülüyor> Para. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Bolca abi? para. Ha kemeri yok, değil mi şeyin şu an? Şu Şars an kemer boşta. Doğru, doğru. Ama evet, kemer onu... maçı yapmaya hakkı olan Charles evet. Oliveira, bu net. ben onu hep diyorum zaten. Şampiyon Charles Oliveira. Kendisi, yani. kendisinin de dediği gibi şampiyonlar evet, evet. bir Charles Oliveira. tabii tabii yani. o ben de hiç şey yapmıyorum. Çünkü hmm. o zaten e, bayağı UFC çalışanının e, kalibrasyon şeyi ihmali. Başkasının hatası. O hatası mevzu gitti. sonradan çıktı, o konuşuldu. Hı. Yani bayağı yabancılar kilo işte Amerikalı atletler pound üzerinden falan o sırada kalibrasyonuyla oynanmış Hı. E, şeyin, şeyden önceki tartının. onunla alakalı bir sıkıntı yani. Boşu boşuna kemeri gitti Charles Oliveira. Gitti ya ama herkesin algısı da şampiyonlu olduğu yönünde. Yendi isimler Fiziev'in çok iyi. <laughs> çok iyi yani. Renato Moicano, Riddle. Bobby Green. Brett Riddle, Brett Riddle ondan sonra zaten çok kötü enildi. gidiyor. Ee, evet, Turner'a yenildi ve Rafael dos Anjos, eski şampiyon. Bence kariyer ilerleyişi olarak çok iyi Tabii gidiyor, canım. basamakları attırıyor, çok gidiyor. sağlam. Ve bundan sonra Justin Gage'in gelmesi de bence mantıklı. Ama Geci kabul eder mi? Ben çok zannetmiyorum. Hani daha yeni çıkıştaki. Diyelim hani gece orada oturmuş zirvede. Uzun süredir oturuyor yani hani zirve bölgesinde. Hı -hı. Fizyev daha yeni gelmiş. Selamun Aleyküm. Yani, <laughs> olur mu? Zannetmiyorum açıkçası. Olabilir ama yani Fizyev de yedi. Yedi Hı -hı. oldu işte. 7 sıraya yerleşti. 7 oldu evet. Dosanjostan 7'yi aldı. Ee... Ama sıralama konuşuyoruz. Kanır kemer maçına çıkacak diyorsun. Hı -hı. Yani o zaman sıralama niye konuşuyoruz falan. Benim tadım kaçıyor ya. Abi. Kanır gelsin işte. Kanır kiminle yapacak o bir e, okeylensin falan. Michael Chandler'la yapsın abi. Hoş yapması gereken kişi Tony Ferguson da. Yani Kanır'ın. Niye? Niye? Niye Tony Ferguson? E, yani 5 senedir galibiyet alamamış. Ha, o açı... ya babaları bir karşılaştırsınlar <laughs> yani. Abi şimdi yani bilmiyorum Tony'ye yenilmek var Chandler'a yenilmek var yani. Tamam da. Yenilecek mi Aynı bir şey tabii. Ay, ya, tabii. Ya bilmiyorum yenebilir belki de yani sonuçta Kanır'ı da fazla mı küçümsedik yok, acaba? Yok küçümsemiyorum abi. Ge ben performansına göre maç veriyorum adama. UFC Tony giremedi. düşüşte, Kanır düşüşte ikisini şey yaparım. Ee, eşleştiririm. Ama şampiyon Kanır'la dövüşmek istiyor. Ya Kanır Michael Chandler okey ben benim mesela, için mesela Burada UFC olsam ben olsam yok öyle derim abi. Yani UFC Böyle yapıyor tabii ki. Senin Tam tavrını biliyoruz zaten. O yüzden Ben zaten şirket batırırım ha. Ben sen. Ben zaten, biz hadi. zararına. Bizi sever herkes ama biz zararına sana, iş yapıyoruz. Sana kalsa kanırı yani. göndermiştin zaten. Yok yani. göndermem asla. Abi ben Kanırın spordaki etkisini falan hiçbir zaman reddetmiyorum ama ortada da bir performans var kafesinin ortasında. Yani senelerdir başarısız olan bir sporcu. Tony de düşüşte. Yani, okay yoksa herkes kanırla dövüşmek ister tabii ki herkes evet, dövüşmek ister yani ben parama bakayım diyor kemeri zaten korurum diyor Charles Oliver'ın kendine güveni de e, e, tabii ki yani çok takdir edilesi Yani çünkü yenileceğini düşünmüyor yani burada şey olsun bence işte geçen hafta da konuştuk seninle de konuşalım e, Hafif Skreti bu kadar konuşmamızın nedeni bu arada işte evde bir aktör olarak geldi kaç bir aydır Var iki abi. aydır konuşuyoruz canavarlar işte guramlar e, damirler, Abi, onlar Elin geldi. Turnerlar geliyor. Sarukyan, geliyor yani. Turner yani en iyi siklet bence. Çok şu an Dövüşü çok kaliteli. kalitesi olarak en iyi siklet. Evet. E, dolayısıyla konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Geçen hafta da konuştuk. Şimdi e, seninle de konuşalım. Sana sorayım. Yani şu Challenge mesela çok güzel bir Challenge. Bu olsa çok güzel olacak. Charles Oliveira İslam'la yapıyor. İslamı yeniyor ya da yenmiyor ama yeniyor güzel bir o senaryo gitsin ha. ve Habib, Habib. zaten ha. bunu kendi ifade etti ha. Ha. yani ha. Evet, evet, evet. ve Habib geliyor sonra hmm. sen benim kardeşimi dövdün diye Habib geliyor mesela Habible hmm. yapıyor İnanılmaz bir hikaye bu mesela UFC'nin bunu oynaması lazım bana kalırsa hmm. evet Kanır Kanır gelecek yani... zaten satacak ama buradaki hikaye çok daha büyük bir hikaye mesela yani şöyle peki kemeri geri alırsan ne olacak Habib <laughs> Yani kemeri geri aldıktan sonra Charles'dan geri alırsa alacak, bırakacak, gidecek yani Alacak, İslam'a verecek. yani. gibi yani <laughs> bir daha gelip Michael Bisping gibi bıraktı. Evet. Ya mevzu Habib'in dönmesi. Zaten. Anladım. Yani Hı. bunu şimdi şöyle UFC hani e, Mekik dokusun e, Habib'den gerçekten böyle sinyaller şey alıyorsa e, bunun üzerine gidilebilir tabii ki. Çünkü İslam şey bunu diyor işte, Charles Oliveira. Tamam ben İslam'ı yenersem geri Gelsin dönecek misin Habib'de. diyor yani ha. direkt diyor yani hani şey değil hani böyle açıklamaları var ha. bence çok iyi Habib bir de şey dedi biliyorsun yani Tony Ferguson'la e, Ultimate Fighter coaching o da güzel. yapalım hani Dövüşmeyelim ama o coaching'i yapalım ya. ondan sonra bu reddetti galiba Tony Ferguson valla yani işte yani ben çok mantıklı fikir bence ama işte adam zeki mantıklı. değil şey yapacak kadar zeki değil ne yapacağını Habib'i var, işin yani. içinde görmek güzel yani Aha. Habib'in buradan ayrılmaması hani bazen tabii ki e, Şah Soylu Oliveira da dedi galiba en son çok konuşuyor dedi hani Habib konusunda evet biraz fazla her şeye dair açıklama yapıyor Habib hmm. e, ama bir e, işin içerisinde bir programın içerisinde işte The Ultimate Fighter gibi taf gibi bir şeyin içerisinde yer alması bence de çok keyifli olur yani iş başında Habib'i görmek e, keyifli olur. İşte aktif dövüşü bırakınca biraz şey oluyor. Sıkıntılı oluyor bence. Hani her hmm. şey hakkında konuşmak. Hmm. Aktif dövüşü bıraktı da takımı var. Bir sürü dövüşünün arkasında çıkıyor zaten. Hmm. E, ama Habib'in kopmaması da bence çok güzel bir şey. E, buradan alt maça geçelim mi? Yan ana maça. Dosanjos ne olacak? Ya bıraksa yeridir bence ama. Ee, yani. Ama evet. çok sağlam dövüşüyor hala. İyi. Dolayısıyla ama yani İlk be'şi artık e, hafif siklette de, welterde de Hı -hı. zorlayabilecek şeyden yavaş yavaş e, düşüyor Velter e, defteri sanırım. zaten kapandı, kapandı. bence. O, o defter kapandı. Kendisi de biliyor yani çok iriler Dos göre. Hani Dos Anjos hafif siklete göre de uzun bir adam değil zaten. E, dolayısıyla 50 maça yaklaştı. E, zaten UFC'nin şampiyon olmuşsun bir kez daha kemer istedin. O da gitti. Bu yani hem içindeki ateş yani spor ruha, yani hala rekabet etme bir sporcu olarak hem de e, ekonomik durumu tabii belirleyici oluyor evet, bu tabii. Tür o kanır mesela, maçını yapamadı ya o kötü oldu mesela evet, Mesela geçenlerde ben ya öyle geçen 2-3 gün önce Eric Anders e, podcast'i Joe Rogan'a katılmış da MMA podcast'ı onu dinledim Eric Anders diyor ki mesela ya diyor hani bu benim örneğim ama buna şey yapıyor işte gidiyorlar daha yeni yeni palazlanırken adam sekiz bin dolarlık dört tane köpek alıyor. Veya işte Sugar Sean gibi pembe Lamborghini falan filan ya. evet. Orada breeding ya sokak hayvanı yok zaten Amerika'da fazla. Abi, öyle mi? Genelde Abim breeding evet parayla alınıyor. Yani veya i̇şte yavrulamıyorsa işte. hani komşunun şeyin falan filan. Genelde sokak hayvanı zaten buraya ...oranla Doğru. çok az olduğu için breeding üzerinden gidiyor ve hakikaten paralı. Yani benim bildiğim öyle. Daha iyi, daha daha detaylı çetrefilli bilen mutlaka arkadaşlar vardır. Yani çok hakim olduğum bir mi? konu değil. Bir tür. Tür. Yani sokak Türleme. sokak köpeği, sokak kırma hayvan fazla yok zaten. yani Hı. yurt dışında fazla yok özellikle yani Avrupa ülkelerinde veya Amerika'da fazla sokak hayvanı şeyi olarak hani cins olarak da hani sokak köpeği deriz Hı. ya biz. Doğru. Tür olarak, cins Etik olarak değil ya ben o açıdan fazla para, para verip hayvan işte almak. So, şey, yani. e, şeyi bitirdikten sonra sokakta bakıma muhtaç o, hayvan o, olmadıktan sonra genelde yurt dışında hakikaten breeding'le şey sahibi oluyorlar. Diyebiliyorum ben ama dediğim gibi çok bilgi sahibi olduğunda evet. bir konu değil. Burada da satılıyor zaten. Ama... Burada da zaten satılıyor ama burada barınakta, sokakta yardıma muhtaç bir sürü hayvan var evet. olmasına rağmen satılıyor. Sorun bu. Yani sahiplenin Hı -hı. diye burada Tabii, mesaj. satın alma sahiplen, sahiplen aynen alma öyle. Sahiplen, aynen. Ee, şey, Eric Anderson 15 tane evi varmış. Ya benim diyor şu an... E, Nasıl ya? Evet. Gayrimenkul 15 tane evim var. Ben kazandığım parayla ev aldım falan filan. Hani hatta şey falan dedi. İnsanlar şikayet ediyor e, dövüşçülerin kazandığı paraya nasıl ben anlamıyorum dedi. Ama bence o Amerikan futbolundan kazandığı parayı göz ardı ediyor. Oradan kazandı mı? Bu. Evet, kazandığını kazandı galiba. NFL oynadı mı? Oynamadı galiba ya. Kazandığını Gerçi söylüyor kolej, podcast'te ama. kolejde de alıyor. Şöyle yani mesela. adam 15 tane şeyi varmış. Ama Rafael Dos bilmiyorum. Yani şey ya de Brezilyalı Amerikalı onun işi daha Hı. zordur mesela yani Hı. hani o işletmeyi kurması vesaire ama Brezilyalılar için avantaj da işte burada dolar kazanıp Brezilya'da daha dolar koyup Amerika'ya geri Brezilya'ya geri döndü. Geri döndü. Ondaki neden de şey olabilir. Tabii ki burada takımda da tutmayabilir ama şeyi biliyorum mesela birkaç hikaye de biliyorum. Ya tamam Brezilyalılar e, olanaklar ve hayat e, sosyal yaşam olanakları da daha yoğun olduğu için Amerika'ya gelip kalmayı ve yaşamayı tercih ediyorlar. Hı hı. Ama e, para yetmiyor bir yerden sonra. Hani kariyeri gitmezse, yenilgiler gelirse vesaire. E, bu defa ülkesine geri dönmesi gerekiyor. Hani öyle bir durum mu? Dosanjos'un ki yoksa... Çünkü önemli bir takıma gitti. Jose Aldo'nun takımına gitti. İşte Tim Yunao'ya gitti. Geçen pay check'i belli oldu mesela. 150 bin dolar galiba. Ee, Dosanjos'un Kazansaydı 300 bin alacaktı. Hı hı. 150 bin almış. Bence de Dos kariyerine sahip bir insan için... Keyler haberi çıktı PFL'de işte. Hafta içerisinde. 500 bin almış. Keyler Ki o... Ya yani maçta mı almış? Bin bonusu var mı bilmiyorum ama... Çünkü eskiden... O şampiyon olunca 1 milyon dolar alınıyordu ya PFL'de. Öyle almıyor ama maçta 500 bin alıyor. Maçta 500 bin alıyor. Keyvan'ın yeni anlaşması o, o zaman mesela. Herhalde muhtemelen. Yani. Ya Uzun süre dolaştı ya. Evet. UFC ile de anlaşamadı. Evet, çok cüt, çok hoş bir para yani. Çok hoş bir para. Çok, yani. Hoş yani, bir para. çok Tabii. Hoş. Hani Rafael dos Anjos'un <laughs> bu hafta sonu 150 bin dolar kazandı. 50 tane şey maç yapmış bir eski şampiyon 150 bin alıyorsa. Mesela Alistair Overeem'in çok yüksekti o son kontratı. Ben hatırlıyorum hep. 400.000 To Show, 400.000 Twins kazanınca 800 bin dolar falan oluyordu O tabi çok Overham eskilerden gibi, gelme, Pride'dan gelme yani çok kre krem döle krem bir isim aslında. Yani UFC'ye geldiğinde zaten Yıldız'da <laughs> Alistair tabii, Bir de böyle eskiden daha uzundu galiba kontratlar 6-7 maçlık falan olunca. Hı -hı. E o 6-7 maçta bayağı bir 3-4 seneye tekabül edebilir. Deliyor. Ama yani Overem gibi Yıldız yani gene 1 milyonu aşmaması Hı -hı. bana enteresan geliyor açıkçası. Çünkü... Bir sporun en büyük organizasyondan bahsediyoruz. Evet Dosanjos biraz çıkmaza girdi. Burada yan ana maça geçelim. 84 kilo orta siklette. Kayu Bohayu. Armen Petrosyan'la karşılaştı. Ee, evet <laughs> Kayu Bohayu. Geçen maçtan etkilenmiştik biz değil mi Kayu Bohayu'dan? Ya ben biraz şey oldum işte. Hani grupta da yazdım ya tadım Hı. kaçtı. Hı. Yani çünkü daha fazlasını bekliyordum ben Bohayu'dan. evet. Ee, Petrosyan'ın şeyinden striking'den mi korkmuş çekin, yani boha'yı çünkü Çok belli bu çekindim. kadar güreşle dövüşmeye çalışacak oyun planı ben biraz şaşırdım acaba ben yanlış maç mı hatırlıyorum dedim Hı. bir önceki kimle karşılaşmıştı boha'yı Et, etkilenmiştik yani hoşumuza gitmişti evet. o maç diye hatırlıyorum ee, ama, ondan sonra Petrosyan'a karşı gelip de böyle full Petrosyan kickboxer mi Evet evet. Ha, evet, üst, evet üst seviye kickboksçu yani. Üst, evet yani belli. Soy isminden belli Petrosyan. Deprosyan, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Favori dövüşçüsü de Giorgio Petrosyan. Ha. Doktor. Doktor değildi ya. Doktor, doktor onun ismi evet. Şey efsane kickboksu. Yani Bilmeyenler için söyleyelim. Ya yani çok iyi yani kickboksu. Gregory Rodriguez ile karşılaşmıştı. Robocop ile. Ama ha, şey Robo Alex Petrosyan karşılaşmıştı. Ha. Ee, Bohai yazmaya çalışıyorum. Çok zorlanıyorum şu anda. <laughs> Onun kiminle karşılaştığına bakacağım. O maç yakındı. O maçı kazandı Petrosyan. Sonra buraya geldi. Taş gibi de bir maçtı o. Gregory evet, Rodriguez mesela maçtı. şey. Hani hep konuşuyoruz ya. Abi bu adam dünya şampiyonu Gigi Su'da. Hiç Gigi Su'yu kullanmıyor. O, evet. o maç da öyle bir maçtı. Evet. Ee, burada ama Cici suyunu kullanmaya çalışan bir Kayu Bohayu izledik. Fakat e, Gigi Su'ya gelemedik yani. ama çok teknik gelemedik. gelemedik. Ama öğütmeye Güreşte çalıştı. Güreşte kaldık yani. Öğütmeye çalıştı. Öğütmeye çalışarak da bütün puanları topladı. Evet. Bütün e, rantları. E, bu çocuğun da son maçına bakıyorum. Gaji Omar Gajievi. E, İstanbul maçı hazırlandığı zaman hani konuştuk. E, koçuyla da menajeriyle de. E, bir röportaj yapacağız ileride öyle gözüküyor Gaji ile. İstanbul'a geldiğinde. Güzel. Onu yendi. Yani büyük bir üstünlükle yendi açıkçası. Hani Kayu e, Bohayu. Dolayısıyla etkilemişti. E, ama e, bu maçta ben o kadar etkilenmedim. Hani evet. bu Armen Petrosyan'ın da tabii ki grappling seviyesine bağlı. Hani iyi savundu diyebiliriz. Hmm. Çünkü Jisun'un da iyi olduğunu biliyoruz. Bahayu'nun. Ama hmm. e, yapamadı yani. Hani, bitiremedi. Dolayısıyla hani sağlam bir çıkış bulup bir durduk gibi oldu. O yüzden hani tadım kaçtı derken yoksa galibiyet galibiyettir. Hani ona diyecek bir şey yok tabii ki. Adam da ne yapsın? Kendini mi ateş atsın? <gülüyor> <gülüyor> çok konuştum galiba. Ya. Çok konuştum galiba gerçekten. <laughs> evet. Ee, Sait Nurmagomedov. Ee, Douglas Andraş. Douglas Silva de Andras. Bence güzel maçtı bu ya. Abi güzeldi de ben şeye ya ben çok ters günündeydim galiba ya. Ee, yani böyle yok, bir şey ben, oldu. Ben, Uykusuzum, betim, lanetim, seni kaderiyle. Eee sıkıntın şu mu? Çok iyi bir striking var ama e, verimli kullanmıyor. Kesinlikle o. <laughs> Değil mi? Abi Ben neden, seni anlıyorum. Neden Rica. bu kadar döner teknik <laughs> evet, evet. yapıyorsun yani? Evet. Neden çok daha, etkileyici, daha basit, göze çok hoş geliyor. Andraj e adam... da patlayıcı bence güzel maçtı. Evet adam ama seni zaten yere almak Derdinde andıraj. Evet. Yani andıraj çok dön... kuvvetli. Yani. Döner Çine teknik şey... yaptıkça yakalanıyorsun, arkayı veriyorsun falan. Hani... Dönmeyen teknikle belki nakaz bile edebilir. Yani, yani çok dönmeyen sağlam teknik arada atamıyor Andras. musun acaba diye böyle bir... Çok sağlam andıraj. Yani Said Nurmagomedov gerçekten göze çok izlemesi çok keyifli. Çok keyifli. Yani işte, kalçadan büyük. Çıkara, çıkardığı tekme, ya şey stomp kick atıp obliye, e, ay dizlere atıyor gibi oraya dokunup... Abi evet. question mark'lar falan çıkarıyor Sürekli, yani çok acayip çok spektaküler. Abi şuran tekme dövüşçü. çıkarıyor ya yani hani çok Yanılmaz acayip. bir dövüşçü ama mesela mesafe kapanıyor en yapmayacağı zamanda dönmeye çalışıyor. Hmm. Adam şurana dibine girmiş dönüyorsun. Abi ne dönüyorsun orada? Evet. Hadi arada mesafe olur <laughs> dönersin de. Ya benim de böyle as ellerim titredi, <laughs> asabım bozuldu falan. <laughs> hani çok rahat mesafede götürebileceği bir maç var. Yani evet, risk evet. alıyor, gereksiz risk almıyor hani... yani. E güreş şey de vardı tabii. Var, savundu da zaten, zaten. hani Aynen. orada bir şey yok. Kendisi de üste çıktı anlar oldu diye hatırlıyorum. Şey Andras sert dövüşçü. Çok sert dövüşçü bence Sait. Bundan önceki maçını kaybetmişti galiba Sait. Sait mi? Yok. Kaybetmedi. Kazan diyebiliyorum. Hemen bakıyorum teknolojiye. Bakalım. Ve Nurmagomed... Cody Stamman işte bonus ha. aldı, giyotinle yendi. Ondan önce Mark Striegel'ı knockout etti. Aslında bitirici bir ha, tamam. dövüşçü şey, değildi Sait Nurmagomedov ama UFC'ye bir geldi. Abi yani... E... Şeyle bir alakaları yok. Üç Habitle, tane bitiriş. Habitlerin tayfayla bir yok, alakaları hiç. yok değil mi? Yok. Zaten dövüşme tarzında daha anlıyoruz herhalde bilmiyorum. <laughs> Çok iyi bir striker. Hani güreşi de iyi. Yani default. Sabitim yani light zabit diyebiliriz mesela evet, şu evet. anda. Evet. Hani şey geliyor ya Dağıstanlı olunca default geliyor zaten evet, şey. Güreş. güreş yükleniyor direkt hmm. sana yani. <laughs> e, ama e, teknikleri çok iyi. Yani ben şeyden keskin bir performans beklersin ya böyle hmm. dövüşçülerden, yani hmm. böyle iyi strikerlardan. Onu görememek bana e, o şey geldi. O sarsaklık seni geldi. biraz rahatsız etti. Rahatsız et et etti. Yani dediğin de. gibi yani şu hmm. kadar mesafe var dönerek Ters tekme arıyor falan. <laughs> evet, evet arkasına geçiyor Douglas. Hiç bir şansı yokken pozisyon üstünlüğü veriyorsun Hı -hı. vesaire. Ee, Douglas da sert bir dövüş. Çok sert. Abi. Kemik gibi. Çok sert Çok bir dövüş. Şu hani onu böyle geçmiş bu sınavı geçiyor olması Güzel Güzel güzel. Ard Arda 3 galibiyet oldu. Ee, Sergey Morozov'u yenmişti e, Deandraj'da. E, güzel Hakem ortak kararla kazandı. Hani tartışmaya mahal olmayan evet. bir şekilde kazandı. Said Nurmagomedov'dan daha ne diyeyim efektif striking görürsek. Tüy siklet, <laughs> <diyeyim yani. gülüyor> Tü siklet değil mi? Keyfimiz artar. Öyle diyeyim yani. Hani. Tüy siklet değil mi? horoz. Ha horoz bir de. Horoz ha, siklet. Buna bir şey demedi mi Alco? <laughs> <laughs> demedi yani. Alco da oradaydı yani. Evet, UFC evet, Apex'teki evet, hepsine evet. gidiyor galiba. Alco Al da oradaydı şey dedi. Şeye laf attı. Henry Sevdo'ya e mı laf attı? TJ TJ. Hmm. TJ'yi kol alt etti yani. Alcu. -O. o kameranın geldiği şeyi TJ'ye ...call out etmekle şey yaptı. Değerlendirdi. Diye. Değerlendirdi. Hmm. Enteresan. E, mantıklı maç canım. Alco için. Güzel yani. güzel. E, ağır sikletteki abiler... E, ...başı sıkışmış... E, ...kariyeri e, sıkışmış... ...Chase Sherman ile Jared Vandera karşı karşıya... ...geldiler. Dört maçtır yeniliyordu... ...Chase Sherman. E, üçüncü ranta teknik takat, Bonus'u da aldı. Güzel. Hoş. Ya, ikisi Jared Vandera'ya Eyva'da... Evet, ...diyoruz galiba. bilmiyorum. İkisi de tam... ...old school e, ağır siklet... Biraz daha atlet bu arada Chase Sherman. Kendisi de onu da dedi maçtan sonra. Yani e, ben... Vandera'ya kıyaslarsak ama. Tabii Vandera'ya kıyaslarsak. Hani çok gidecek yeri olmayan dövüşçüler zaten. Hani kariyerde sıkıntıya girmişti ama Sherman iyi bir çıkış yaptı diye gibi geliyor yani Buradaki galibiyette. Ya fena değil eller vesaire falan ama ne aşırı iri e, ne de e, bir Thomas Pinal, Sirilgan, Engano hmm. e, kadar e, şey değil, fit değil. Değil. Değil, değil. Ama atlet değil yani. Bir çıkış buldu. Bence Vandera'yı gönderirler gibi geliyor. Ee, evet. Keyifsiz. Vander'da birkaç vuruş bul, bulmadı değil aslında böyle. Ortada Çene, bir maçtı. Birbirlerinin gücüne göre değil, evet. çeneleri sağlanmış. Evet. Yoksa nakat evet. olmuş güzel bitirdi. Bence burada e, biraz geç bitiriş oldu. Tehlikeli, tehlikeli son 2 3 vuruş tehlikeliydi bence. Yani araya girebilirdi hmm, Evet, evet doğru. Ya kariyer zedeleyici ee, şekilde guard düştü. Kariyer zedeleyici şekilde. Yani zaten şey pozisyonunda hani finish'in pozisyonunda 2-3 tane vuruş aldı. Onlar zaten istemediğimiz vuruşlar bizim. Evet evet. Ee, o yüzden ben orada e, o maçta bir tık hakemi eleştirebilirim. Evet. Ee, buradan senin adama geçiyor. Benim adam kim? Ee, George Sampier'in Ha, Zahabi'nin kardeşi Zabin, değil mi? Zahabi'nin. Ayman Zabir, Titusios yani, tap şampiyonu. Ya Zahabi o kardeşinde bir şey yok gibi bir numara geliyor yok. bana. Çok bir numara yok gibi geliyor. Jespi de gecedeydi bu arada. Hmm. George Champier. E, enteresandır. Hmm. Ana kartta göstermediler ama hmm. alt kartta ben gördüm yani. yani. Gecedeydi. Diğer çocuk da böyle enteresan bir tip, e, Titusios, değil mi? Şey, Aa, ben bu maçlara falan. sinirlendim galiba. Yani biraz bu burada da tadım kaçtı. Bu maçta sinirlenmiş olabilirsin evet. Tursios, aslında ben e, bu dövüşü hani tafta da izledik tabii ki Taf şampiyonu hmm. Eğlenceli dövüşüyor yani hani grapplingi de iyi e, Hani bo değil. boğuşmaları Scramble'ları çok keyifli oluyor ki Bir önceki maçı öyleydi Ya yani ben burada striking manasında e, Burada da tepem attı mesela Yani hani Tursios Şöyle şöyle hareketler yapıyor yani evet, Düşündüğünden izlediğinden daha düşük seviye bir Striker'mış herhalde dedin değil mi? Yani bu Şey maçta. izleniyor gibi geldi bana hani <laughs> Abartarak söyleyeceğim şimdi Gene bir filme gideceğiz Tarantino'nun son filmi neydi ya? Bir Zamanlar a time in Hollywood. Bir zamanlar Hollywood'da. Hmm. Orada Bruce Lee taklidi yapan hmm. biri var ya bir tane. Çok mevzu olmuştu. Bruce Lee ailesi çıkmıştı. Yani bu ridiküle ediyor, alay ediyor Bruce Lee ile falan hmm. diye. Bruce Lee hayranı zaten bu tür bir evet. evet. Ya ben şey böyle bir... bir şorttan falan da şey. Tabii. Hani kendi vuruşuna efekt katıyor falan. Güzel okey. Bana şey gibi geldi ya yani bir dublörlük sahnesi falan çekiyormuşuz falan gibi geldi. Hani biraz kendini buna kaptırmış gibi bak evet. nasıl yükseldim. <laughs> ya şey değil. Şunlar nedir abi? Şu şu, Şunlar şu nedir yani? Bu yani senin hani bu, meşhur şeyi Aha. Bunun ya bu bir şeydir. Ya yani çünkü her şeyin bir e, ne diyeyim bir etkisi vardır. vardır. Bunun ardından bir şey geliyorsa bir şey vardır. Hı. Bu dört tane şunu Hı. atıyor falan. Hı. Şey gibi ya film çeker gibi bir şeydi. Bu, sağ olsun Eymen Zabi de hiç Destek olmadı Yok. kendisine. Ya bir de Eyvan Zahabi'nin ben şeyini anlamadım şimdi. Firas Zahabi bir Jijitsu dehası değil mi? Evet. Yani hiç yer mer de şey yapamadım. Zahabi böyle bilmiyorum yani UFC seviyesi seviyesi olup olmadığını bile şey yapmaya başladım. Biraz, ya ben maçta evet. bir şey göremedim. Hani da çok bir şey yok da. Zahabi bir de galibiyet de alıyor, bir önceki maçta yani. ama şey, e, maçı rakibe götüren bir yapısı vardı önceki maçlarda, Hı -hı. hiç öyle bir şey de olmadı. Ama şey, Csp bu Eyman Zahabi'ye şey demiş, maçtan sonra dedi, yani hiç risk alma, kontrollü dövüş, bu maç senin demiş. Tam olarak bunu yaptı Hı -hı. Eyman Zahabi, evet. hiçbir risk almadı e, ve ortak kararla kazandı iki round'ı alarak. Yani dolayısıyla ben kendimi de anlatmaya çalışıyorum. Hani asabım <laughs> bozulduğu abi. yerler bunlar oldu. Hani Anladım. normalde hani filmde izlersem Bruce hoşuma gidebilir ama bir dövüş sahnesi dövüş izliyoruz yani hani bir hasar Doğru, alma haklısın. garip garip hareketler, yani şey fake'ler, böyle şey efekt kattığı fake'ler tam Bruce evet, Lee gibi evet, yani evet. hani. Bağırdı, Belli örnek <laughs> alıyor Bruce Lee'yi. Ama burası film sahnesi değil. <laughs> burası kafes arkadaşlar kendinize hey. gelin falan. <laughs> Ama gece de e, biraz başladı. ortasından girsek de güzel başladı. Jamie Muller ki Michael Johnson maçıydı. Gecenin maçı seçildi zaten. Tartışmasız gecenin maçı. İlk, ilk abi? 4 dakikayı bana biraz anlatabilir misin Ben izleyemediğim <laughs> için. <gülüyor> abi ilk ona göre hayır çünkü e, ayrık kararı oldu ya. Ayrık karar oldu. O abi. yüzden e, ilk roundu şey yapamıyorum. İlk round kimdeydi mesela? Abi ilk round kilit oldu. Maalesef yağmurdan evet son Aha. dakikaya girdik. Son dakikada da şey gözüküyor. Ee, bu şeyin Malarkey'nin hani top pozisyona nasıl geldiğini söyleyeyim o zaman ha. sana. Müthiş ikili kombinasyonla knockdown yapıyor aslında Malarkey orada. Ha, tamam. Sonra top pozisyonda sonra ayağa kalkıyorlar bu kez Malarkey knockdown yapıyor. Anladım. Yani karşılıklı knockdown var. Hı -hı. Round dolayısıyla yak yakın bir round. Oldu. Yakın bir round. İkiyi net olarak Malarkey aldı. Üçü de net olarak Michael Johnson aldı. Evet. Üç Değil kesin. Ee, yenildiğini kabul etmiyor Michael Johnson. Ben evet. bir üçü aldım diyor. Haklı mı? Haklı. Ama iki karşılıklı naktan var. Hakemler biraz maçın sonuna daha fazla herhalde önem verdiler. Vermediler. Verdiler. Malır, Malırkiye gitti çünkü maç. İşte sonuna önem verseler son, son roundu Yok, Michael ilk, Johnson ilk aldı. Sonuna. Ha ilk roundun sonuna Okey. Dolayısıyla hmm. hani son nakdavı yapan da Mallory'ydi. Bence daha etkili vuruşlar nakdavına kadar da yapan Michael Johnson'da hani o 4 dakikayı anlatayım yani. Hı -hı. Çünkü boksu çok iyi, elleri de çok hızlıydı. iyi yakaladı. Alçak tekmeleri vardı Mallory'nin. E, Michael Johnson'ın şeyi zaten defos defolarından biri öndeki ayak. E, ama ben ortada maç sen Michael Ortada rahat ama ben veriyorsun? Michael Johnson'a verirdim. Çünkü çok da klas bir kombinasyon yaptı. İkili hmm. kombinasyon muazzamdı. Çok keskindi. Onunla anaktan yaptı. Bir de şöyle bir şey var. Ama kendi de anaktan oldu. Dolayısıyla yani hakemlerin... çok fahiş hata değil. Hmm. De. Hakemlerin bunun etkisinde kalmaması da enteresan. Mesela yani bir bir gibiyken... 3 hmm. Üçüncü round çıktı. Henry Hooft'un falan da bir azarıyla. Ben bak Bunları çok seviyorum işte yani. Yani bu yaşta bir ikinci veteran round, adam geldi. Darmadağın oldun o kadar hasar aldın. Üçüncü roundu nasıl alıyorsun? Işte Bunlara yani hayranlıkla bakıyorum. bariz evet. şey. Yani hakikaten yani belki kişisel olarak şey yapmıştır ama tabii bunu galibiyetle perçinlemek de isterdi. Yani birinci roundu izleyemedim ama senin anlatından Michael Johnson daha yakın oldu. Ama şeydir ya skandal diyemem yani. Hani, yani Mother evet maç ortada ama yani bitiriş, maçın bitirilişi vesaire. Ben de Michael Johnson gibi düşündüm. İlk roundu tabii izledi, göremedim. Göremedim. Evet. Bir izlediğim bir round şeyle ikiyi Hı. kaybetti, üçü aldı, üçü daha altı çizili aldı. Malarkinin ikinin altını çizmesinden bence üç yani bitiriş daha şeydi. Ben Michael Johnson splitle alır diye düşünüyordum. Evet, şok oldu Johnson'da da da. Şok oldu. Bir de ya bir de 20-18 oldu bunlar çok. Ta şey yani tatsız karneler. Tatsız karneler yani 20 18 oldu ya 20 18. Ya bir havaya da girmişti. Bir önceki maçın da kazanmıştı. Evet. Elin ee, Patrick 4 maçtır yeniliyordu. Ya yani bu maçı da alsa güzel bir gidişat olacaktı Mike Brooks için. Ve yani kimler kimler karne. Çok karne, sert rakipler yani. Karne kaya, taş, granitten bir Böyle karne Böyle bir yani. şey yok. Evet. Böyle bir şey yok. Adamın boş rakibi yok. Yok sıfır yani işte Jalen Turner'a yenilmişti Malarkey'de en son ee, sonra işte Michael Johnson maçıyla yine galibiyet aldı bu arada e de iyi dövüşçü yani o, o yanlış anlaşılmasın hani Michael Johnson kariyerinin sonlarına geldiği için bir çıkış bulabileceği bir fırsatı böylelikle yitirmiş oldu aslında hı hı. hani demek istediğimiz o yoksa de iyi dövüş Volkanovski'nin takımından zaten. Ee, o da sert, kaya gibi dövüşçü. İki tarafta dövüşme istiyor. Mesela hani dövüş biçimi olarak e, gecenin maçı olması tabii ki çok normal. Onun dışında şeyi seviyorum ben. İki tarafta geri adım atmıyor. Mesela hani kafeste geçen çok tellerde geçen çok maç var ya Hı -hı. yok. Ortada geçti maç. Çünkü iki tarafta reddediyor geri adım atmayı. Dolayısıyla sürekli bir kapışma kırışma durumu oluyor. Bu tür e, dövüşçü prototiplerini ben şekillerini evet. çok seviyorum açıkçası. Alt karttan konuşmak istediğim bir şeyler Antoine var mı? Antonio ne? Şevçenko. Neden UFC'de kazandım? diye? <gülüyor> <gülüyor> Aa Antoine kazanmış. Antonio Şevçenko kazanmış. Courtney Casey'e karşı Yakın Courtney Casey'de 10-10 olmuş abi. Ee, yani 10 onun... Abi ben Şevçenko'yu izledim o maçı. Biraz da yoldaydım. Yok abi Antonio Şevçenko Neden zaten. Neden UFC'de <laughs> diye düşünüyorum açıkçası. Ee, Cody Brandage, Tresson Gore Hiçbir fikrim yok. Biri 8-2 olmuş. Biri 3-1 iken 3-2 olmuş. Cody Brandage knockout etti. Thrashing Gore da taftan gelen dövüşçü işte. Ee, ama çok ağır knockout oldu. Ee, biraz kötü oldu onun için. David Onama. David Onama çok iyi. Çok e, iyi geliyor. adam ya. Geliyor. 10-1 oldu. Submission'la rakibini bitirdi. 10-1. 11. galibiyet değil mi? Ona yok. 10-1 olmuş. Aa. Garrett Armfield yenmiş. 145. 10. galibiyeti de bu arada bitiriş gene bitiriş onamanın. Onamaya evet. dikkat Ugandalı, ilk Ugandalı zaten. Şey, Kennedy çeçük bu. Enzeçük bu. Enzeçük bu. O Carl Böyle ya ben ilk geldi dövüştü ben. Ya bu adam dövüşmeyi bilmiyor mu falan filan. Gelişim içerisinde. Evet. Gelişim içerisindeydi daha. Daha yeni ebmeme ye başlamış gibi bir şeydi. Hiç şeyleri kontrol edemiyordu farkındaysan. Tabi feci bir fizik de. Parmaklar hep açıktı. Evet, evet. Sürekli aypok falan. Hatta İkinci burada konuştuğumuzu hatırlıyoruz. Üst evet. e, bu adamın burada ne işi var diye konuştuğumuzu evet, şimdi hatırlıyorum. Şimdi Carl Robertson'u yenmiş. Ona 3 olmuş. Yani evet. Ve şey e, hafif ağır göre de acayip bir kütle gerçekten. Var ama yani yetenekler kısıttı. Şuna evet, sevindim. Evet yetenekler kısıttı. E, eller çok kısıttı. Açıkçası. Ee, annesi hastaymış. Hmm. Burada kazandığı parayı bir de win bonusu alacak şimdi. Hmm. O Güzel. tedavi için kullanacakmış Güzel. enze çıkıp. Onu da ona da sevindik açıkçası. Evet. Sait Yakup Kahramanov, Ronnie Lawrence, dominasyon. Özbekti galiba Kahramanov. Güreşte etti yani açıkçası. Böyle bir karttı. Böyle bir karttı. Biraz gelecek haftayı konuşalım. Hı hı. Çünkü neden? inanılmaz bir saatte 21.00'da UFC izleyeceğiz değerli izleyenler ve çok, iyi. çok da iyi bir kart izleyeceğiz aslına bakarsan. <laughs> <laughs> yani tablet dayanamıyor öyle bir kart izleyeceğiz yani <gülüyor> teknoloji, <gülüyor> teknoloji güzel fırlıyor ya teknoloji çok güzel. duramıyor bu kartın <laughs> önünde öyle diyelim ben artık elime aldım tableti <laughs> ee, Brian Ortega yeyi Rodriguez kartı. Yani şöyle maçları da sayayım. Lütfen. Ee, Waderson, Amanda Lemos. Amanda Lemos izleyeceğiz. Evet. da izleyeceğiz evet. tabii ki ama Lemos bence çok iyi dövüşü. Ee, Li Jingliang geri dönüyor. Hamzat yenilgisinin ardından. Müslim Salioğlu'la karşılaşacak. Bu da sert ve güzel bir maç. Ee, Mescinal, Su Muderji Bilemiyorum. Yani çok hmm. e, su, suyu, suyu hatır... Mert sinek siklet. Sinek sinek ama Hı. suyu hatırlamıyorum. Orada bir sıkıntı var. Ben, ben Met de Çinel bir sıkıntı fena var. fena bir dövüşü değil. Shane Burgos, Şahs Jürden. Hayda. <laughs> İnan, Hayda. ne yani. Ne akıl biçim dışı bir, ya akıl bak, dışı Shane bir Burgos'u bilmiyordum. Ve Şahs olarak... karşılaşacak yani. Hani. Aynen. E, eşleşme çok iyi. Lee, Lee dönüyor diyorsun. Evet. E, Yair Ortega var. Evet. Allah bereket versin. Abi he. çok iyi kart ve müthiş bir saatte yani. Çok iyiymiş. Cumartesi akşam 9'da yine tekrarlıyorum ve Lauren Murphy Misha Tate'le başlıyor Heh. kart. Evet, Lauren Murphy Misha Tate'le bu Tate da güzel. Bu, bu Eğlenceli. Almışlardı. Aynen. Ay, bu bu kartı almışlardı. Ya, acayip bir kartmış ya. Çok güzel. Brian Ortega yayırı biraz konuşup şey yapalım istiyorsan. Brian Ortega yayır maçı enteresan çok. bir maç. Abi, şey işte bu ikisi de böyle genç yetenek geleceğin şampiyonu falan filan diye geldi ya süper yıldız diye ki o potansiyelde adamlar zaten ve ikisinin de tabii ki yenilgilerle beraber biraz düştüler ama ikisi de ne kadar sağlam olduğu dövüşçü olduğunu gösterdiler ki yaşları itibariyle de hala o zirveye çıkabilecek potansiyeldeler. Mesela bu bu e, hüviyetteki iki isim kariyerlerin başlarında karşılaşmasını ben sevmiyorum. Hani hmm. defalarca konuştuğumuz mevzulardan biri. Hani e, şey Mokayev'le Kimi karşılaştırmaya çalıştılar? Evlo ev miydi? Yok kim? Biri. Evlo evle şeyi. Ee, neyse unuttum. İngiltere'de dövüşen işte Aha. en son. O hoş değildi Bilmiyorum, mesela. Ha. Onları birbirlerine vurdurmaları. E, bunların ama tam zamanda karşılaşıyorlar bence. Hani kariyerlerinde bir darbe almışlar. İkisi de çok eğlenceli dövüşçü, çok sert ve dayanıklı dövüşçü. Bunu kanıtladılar UFC kariyerleri boyunca. Ve inanılmaz bir maç olacak bence. bence de. Harika bir maç olacak Aa, Ayakta geçerse. Yani ayakta geçerse demek Brian Ortega bitiremezse yayırı yere alıp o zaman 5 roundluk saçma sapan bir dövüş izleriz. Çünkü evet, evet. Brian Ortega da yayır oyunu geçti geri atma, adım atmayan ve çeneleri çok sağlam. Boksunu çok geliştirdi Brian Ortega'da. Evet yani şey Zaten iyiydi. De. şalter kapanmıyor ikisinde de yani vuruş alıyorlar hmm. alabiliyorlar devam edebiliyorlar. Ya işte öyle ya. bir öyle bir e, kapışma mı izleriz yoksa hani Brian Ortega böyle bir mesafeyi kapattığında hani kafesten mafesten yardımla böyle bir arkasına geçebilir mi? Transitionla... Geçerse kötü olabilir bu arada. Yani olabilir. Yani olabilir. çünkü şey yani çok <laughs> Grappler e, dövüşçü üyetinde isimle karşılaşmadı Jair Rodriguez. Frank Edgar'la da karşılaştığında ne olduğunu gördük açıkçası. İşte ondan dedim. Ama 2017 yılındaydı o karşılaşma. Yani 5 yıl oldu. Ee, Tek dans savunması gelişmiştir illaki ki. Kesin canım. Fakat Ortega'ya... Yani bir yerini kaptırırsa çok kötü şeyler olabilir Yair için açıkçası. Ee, hani bir giyotinde olabilir. O mesafeyi iyi ayarlaması lazım. Ama bunu iyi ayarladığını Max maçında gösterdi mesela Hı -hı. en son Max Holloway maçında. Ben bu sebeple bir tık Brian Ortega'nın avantajına yani eşleşme bazında. Hı -hı. Ama... O yüzden bir tık daha Brian Ortega'yı yakın görüyorum ama hani onun dışında çok ortada maç tabii. Yani. Bir de Brian Ortega daha büyük savaşlara girdi. Yayı'yla evet. kıyasla. Doğru. Yani Yayı de savaşçı, o da büyük savaşlara ya girdi Hem ama... Volkanovski hem Max Oluway maçı çok sertti Sert Brian Ortega maçlar. için. Hepsinden birer sene, bir sene, iki üç ay e, dinlenerek şey yapmak zor geri dönmek zorunda kaldı evet. uzun aralar verdi yani. Bu arada geçen hafta hatırlamamışım e, aşağıya tepkili mesajlar da gelmiş. <laughs> Max Holloway, Brian Ortega ile karşılaştı. Tabii sonra <laughs> ben de siz yazınca hatırladım, <Gülüyor> <Gülüyor> hatırladım onu da eklemiş olayım. Ve e, domine etmişti Max Holloway hakikaten evet, o karşılaşmada tabii. bir dayak söz konusuydu. Evet. <laughs> e, kaçırmayın diyelim haftaya. Konuşacağımız bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Yani gol, Çok gol da Kalmadı. Ee, sen Recep'e söyleyeceğini söyledin Doğan'a. Yok canım söyleyecek. Yani o şaka. <laughs> bizde öyle şaka, şaka. şey olmaz. Evet, şey yani hepimiz işte şey Sen zaten yani sen buradasın da biz de Yok canım biz de e, mümkün buradayız. mümkün olduğunca Abi, şey yapmaya işi var, çalışıyoruz gücü var yani tabii ki şaka. Yani. Yani e, yanlış anlaşılmasın şimdi ama bir beklentisi ama en olması azından da bir seyircimizin bir ya. <laughs> beklentisi olması da seyircimizin hoş yani her hafta hmm. bekleyen işte isteyen Salı günü çıkınca tepki koyan ya niye Pazartesi'den evet. Pazar'dan şey olmuyor diye ki gene Salı çıkacak bekle <gülüyor> <gülüyor> bekleyen bir izleyicimizin izleyici kitlemizin olması çok hoş çok hmm. mutluluk verici yani o evet. yüzden de abone olmayı Aa abone Nasıl ol. Bağladın? Abi indirmişler bak Ya yani ondan hatırlamadın değil mi? Ee, ben ama. Fatihci TL e abone olun ee, lütfen like'larınızı esirgemeyin bizlerden. Hey hey hey. Böyle büyüyeceğiz. <laughs> böyle adım adım büyüyeceğiz. Eee Arda <laughs> sağlık. Ağzına Arda Tümer. Sağlık güzel. İyi bayramlar. İyi bayramlar herkese. Ee, bayram özel programının pan for pandun bayram özel programının Fatihci TL'de böylelikle sonuna geliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Aynı zamanda yine hatırlatalım. Cumartesi 21.00 saçma sapan harika bir saatte UFC'de kaçırmayın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.